Yaklaşmış, iş bitmiş yani şu anda. Evet. Ödemesi de yaptık çocuğumuzun. Hayır, arada memnun musun? Üzerinde bir sürü parada yaptırmışsın. Padoşla da yaptırmışsın. Ha, öyle bir sekte. Evet, ilimizde bulunan hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin gelir düzeyi ve işletme büyüklüğünü artırmak amacıyla Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu KOP projesi kapsamında ilimizde de 2019 yılında başlayan ve 2020 yılında devam eden 16 tane ahır ağıl projemiz vardı. Bunun 2020 yılında 8 tanesinin yer teslimini yaptık ve aynı zamanda başladılar projeye. Şu anda biten bir projemizdeyiz. Buradaki üreticimize yaklaşık 200 bin TL hibe desteği verdik ve aynı zamanda 50 başlık bir ahır işletmesi kurduk. Bu kapsamda 2014-2019 yılları içerisinde Bakanlığımızın uygulamaya da koyduğu KOP projesi kapsamında 32 adet ahırımıza yaklaşık 4 milyon 750 bin TL hibe ödemesi yaptık. Tabii ki amacımız burada çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak, onların üretimine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Şimdi benim 10 tane büyükbaş hayvanım vardı. İl Tarım Müdürlüğümüz bir proje gerçekleşti. KOP projesi adı altında. Büyük mandıra ahır yapma 50 başlıklı. Ben buna başvuru yaptım. Sağ olsun kabul oldu. Ve kurduk, işletmemizi kurduk buraya. Nasıl? Devletten 200 bin lira yakın destek aldım. Ben buraya yaptığım harcamaları, sıyırıcımız olsun, sıyırıcımızın yarı fiyatına, bir tane süt sağma makinesi var. Onu yarı fiyatına tedavül ettik. Benim 10 tane vardı, şimdi 30 tane oldu. 30 tane oldu. Yani benim hedefim de burayı 80'e 90'a tamamlamak, süt yetiştirmeyi hedefliyorum. Türkiye'deki hayvancılık çok önemli. Neden derseniz bu gıda, yani gıda etiydi, sütüydü, yoğurduydu. Tüketim devamlı, kahvaltı peynirimizdi. Bu Türkiye'mizin devamlı üretmek zorunda, yani tüketilen bir şey. Üreteceksin ki tüketeceğiz. Devletimiz de bu konuda gerekli yardımları, gerekli çalışmaları yaptığı için devletimize, hükümetimize teşekkür ederek yani sizin. Yani devletimiz olmasaydı, yani kendi ekonomimizden belki bu işletmeyi sahip olamayacaktık. Ben bunu 20 yıldır düşündüğüm bir şey, projeydi. Ama devletin yapmış olduğu bu projeye katıldım ve gerçekleşti sonunda hayalim.